Oluyoruz. Ey büyükler, buralarda şu civarımızda ruhlarımızın hazır olduğunu biliyoruz. Öyle inanıyoruz. Bilin ki ettiğiniz tohumlar meyve verdi. Artık meydan meydan sizin davanız bayraklaşıyor. Ustada kalırsa bu öksüz yapı onu sürdürmeyen çıraklar artık alınarak, yüzleri ak, bu bayrak devam ediyor ve bizim davamız bayraklaşacak. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin davasıdır, sancağı durur. Şu bu değil. Bu sancak Müslümanların, bu milletin, ki Es-Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri, Üstad'ın şeyhi, sahabe-i kiram hazaratından sonra İslam'a en büyük hizmeti Osmanlı Türkleri, Osmanlı milleti yapmıştır diyor. Ben de öyle inanıyorum, bu toplum öyle inanıyor. Bu sancak yere düşmedi, düşmedi. Kıyamete kadar bakidir. Burada bir büyüğümüzü, büyüğümüze vefa borcumuzu ifa etmek vesilesiyle toplandık. Ben kendilerine, diğer büyüklerimize, hepinize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Amin. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, diğer şubeleri, genel merkezi bu türden faaliyetleri sürdürecek. Daha başka burada büyüklerimizi gene anacağız, anıyoruz da. Abdullah abimiz için bu Mahmut Bey'in de sağ olsun ifade ettiği gibi bir girizgahtır. Daha kapsamlı, daha böyle değerli toplu bir programı da burada ifa edeceğiz inşallah. Hürmet ediyorum. Teşriflerinizden dolayı saygılar. Evet, Zafer Bağ hocamızın ifade ettiği gibi inşallah bu girizgahtan sonra daha uzun bir program olacak. Afullar Işıklar programının birinci bölümü olarak ifade ediyoruz. Muzaffer Hocam'ın ifade ettiği, şiirde ifade ettiği gibi önden gidenler her zaman büyüklerimiz sohbet meclislerinde iyi insanlar gittiler, iyi insanlar niyatlara binip gittiler diye söylerler. Ama ben bugün Abdullah Işıklar'dan güzel bir şey öğrendim. İyi insanlar gitmediler, onların yerine gelen sualler var. Yani meydan yeri boş değil, iyiler eksik olmaz, dolayısıyla ümitsiz olmaya gerek yok. Süremizi buyurun. Estağfurullah. Benim güzel kardeşlerim, bir kardeşim gördüğüm Necdet Gürüz'ü. Mümin abi. Necdet Gürüz'ü örnek insanı, örnek. Yani 1957'den beri tanışıyoruz, talebeydi o zaman Necdet Gürüz'ü. Tıp Fakültesi'nde. Örnek. Çok severim kendisini. Abi şimdi buraya nereden geldi? O zamanlarda bir arkadaşımız herhangi bir yerde vali olmuş mesela, kaymakam olmuş falan, çok sevinirdi. Efendim, doktor, profesör, efendim. Bize bir şey, sevinç. Bir Müslüman, bak profesör, yani şimdi profesör çok. Yani belki şimdi burada 40 kişi gelse, durum kalabalıklar desek, Necip Kalın Bey'e gelir. 28'i profesörüm diyor. Maşallah yani. Çok profesörümüz var şimdi. Fakat Necdet Bey o zaman bizim Müslüman insanlarımızın profesörlerinden biriydi. Vakarıyla, ciddiyetiyle. Yani nasıl görürüz Allah hatırlamadan Necdet Bey haline talebeliği gibi karşımda duruyor. Yani çok bana bir duygulandı benim. Allah sizinle Necdet Efendi'yi duymuşsunuz. Yok, yok, yok. Kapıya basıyorsunuz. Bak, yukarı açtan rahat et. Sağ olsunlar, çok büyük iltifat ettiler. Bilmiyorum ona layık değinmeyip. Ayıp olmasanız yapmadım. Elhamdülillah. Efendim, temelimizde Allah'ın lütfu, Peygamber Efendimiz'in büyük duaları, İslamiyet'e hizmet yaptığı için şükürler olsun biz de o yolda gitmeye başladık. Babam rahmetlik Selim Sabit Biliciler, Ömer Nasuhi Bilmen'in, Bekir Haki Beyler de sınıf arkadaşları. Mektebi Kuzat, Süleymaniye Medresesi Fıkıh Şubesi ve Fatih Medresesi Sahi Sanal mezunlarıydı. Biz onların tedrisatıyla büyüdük. Ömer Nasuhi Bilmen'le biz Eskişehir'deyiz yani. Ama aslımız Ahıska'lı. Ahıska'dan Kosova gelmişler, oradan buralara gelmişlerdi. Ömer Nasuhi Bilmen'le rahmetlik babam ve Bekir Haki Beylerle görüşürlerdi, biz de giderdik. Onların tedrisatıyla ve daha da şey, Allah rahmet etsin, Büyük Ali Haydar Efendi vardı.
Çarşamba. O babamların da hocasıydı. Yani Ömer Nasuhi Bilden'in de hocasıydı. Ona giderdik. Fatih namazı küçüktük. Fatih Camii'nde sabah namazı kılınır. Oradan Haydar Efendi'yi zannetti, ziyaret edildi. Böyle bir dostluğun içerisinde büyüdük. Elhamdülillah Cenab-ı Allah da bize profesörlüğe kadar verdi. Elimden geldiği kadar İslami kardeşlerime, Müslüman kardeşlerime yardım etmeye çalıştım. Elimden geldiği kadar dertlerine deva olmaya çalıştım. Benim için sevgi Allah sevgisi, peygamber sevgisi. Maddiyat ikinci, üçüncü, hatta dördüncü planda geliyor. Sevgili Abdullah abimize de, belki benden büyük bilmiyorum ama veya küçük abi diyorum, çok sevdiğim için, saydığım aynı yaşıt gibi görünüyor. Yaşıtınız aynı görünüyor. Evet. Şeyimiz olduğu zaman giderdik. Kıyılı pasajında ufak bir şeyi vardı. Ali İhsan Yurt'la evet, Ali İhsan Yurt'la beraber, Allah rahmet eylesin, onunla beraber. Giderdik, sıkıntımızı, derdimizi anlatırdık Abdullah abiye. Bize çok çok yardımları olmuştur. Allah rahmet eylesin. Allah uzun uzun ömür versin. Allah ömür dünyamızı hepimizin iyi etsin. Hepimizi saygı ve selamlıyorum. Çok çok sevdiğim, hakikaten çok sevdiğim bir abimiz. Allah çok çok uzun ömür versin. Çok teşekkür ediyoruz. Süremiz bitti ama son olarak Muzaffer Hocam isimlerini zikrettim. Mümin Bey. Peki bu Bekir abi. Bu Bekir abi de, Bekir abi de Mümin abi hocam. O ikinci bölümde bu Bekir Hocam. Evet, Mümin abi. Evet, tamam. Mümin Hocam buyurun. Sağ olun hocam. Hoş geldiniz. Ticari dürüstlüğünü şöyle anlatılır. İşe götürdünüz, falan gün ödeyecek değil mi? Orada gazetenin kağıt kenarını keser, o üstüne bir tarih yazar, bir de lirasını yazar. O çektir. Onu cebinize sokacaksınız, çevireceksiniz. O yazıyı getiren alır. Kaybederseniz olmaz. Çünkü o çek kıymetindedir. Şimdi çekler, mahkemeler, onlar bunlar filan işte. Abdullah Işıkları çeki bu yüzdür. Şimdi bu vesileyle şey edince tabii hep aynı tutukları tanıyarak geldim. Tabii rahmetli bazı beyde de hafta var. Mevla Suya Efendi ile de Bekir Hakim'de, Yener Kocay'ın da. Necip Fazıl Bey'in üç tane hatun şeyini anlatacağım hatırasını. Bunlardan birisi Halep Aydemir hadisesinde bizi merkez komutanlığına aldılar. Önce beni götürdüler, bir gece yarısından sonra onu buldular getirdiler. Yeni İstiklal Gazetesi'nde kumandan diye bir tebrika var, bir piyes devam ediyor. İşte orada bir yüzbaşı var, yüzbaşının hanımı başka yolda falan filan. İşte bu da yüzbaşıların, askerin hanımları böyle mi olur filan diye almışlar. Orada bu kısmın şeyleri. Beni aldılar, onu da aldılar. Beni bir şeye soktular böyle tek kişilik bir yere. Sabaha karşı gürül gürül bir ezan okunuyor. Sonra o adam işte burada gelmiş bir yeni istiklal kardeşim gelmiş demiş. Beni bir göstermek istedim. Askerler de getirdi bana. Beni bir kucakladı. Bilmem ne yaptı filan. O da Sarıyer'de müezzinmiş. Uykusu kaçmış. Bir de sela vereyim demiş sabahleyin. Sen ihtilali selayla başlıyordun diye içeri almışlar. 25 lira olmuş da afiyeye çıkarmamışlar. Gece yarısı buldular, geldiler işte böyle getirdiler. Biz tabii anlattık filan. Bir yüzbaşı beni aldı, üniversiteye getirdi. Evvela Yeni İstiklal'in yerine getirdi, eserin tamamını alacak. Ondan sonra da üniversiteye gittik. Üniversitede bilir kişiye seyredecekler. Ben de hukuk fakültesinde imtihanım var ayın 8'inde. Ben de giderken yüzbaşıyı tavladım. İşte yüzbaşım siz herhalde erken rahat değilsiniz. İşte acaba işte maddi sıkıntıdan mı olduk filan mı falan mı filan dedim. İşte ben de dedim tabii burada bu harçlıkla okuyorum dedim. O postada durdu. O Mürşit Bey'in dükkanı vardı. Orada şeyci var. Askere götürdü bana bir şey aldırdı. Tostu filan bir şey aldırdı. Darcı açtı. Bir kadar hiç yememiş. Bizi getirdi bir cumartesi. O zamanlar cumartesi açıktı. Şeker'in yanına çıktı. Kimse yok tabii tatil olduğu için. Ali Rıza Başaran diye bir
Hukuk Fakültesi'nin sekreteri var. O üniversite camiasında çok inkılapçı geçti. Ama Sönmez'in kurucusu filan Ramazan filan geldi mi de ver iyi bir yere aldılar. İkisinin kafasına her iki tarafı da idare eden bir adam. Şimdi öyle öğretti. O şöyle şey diyor. Hocam Zeyda abi bir dakika filan diyorum ben. Bu döner sandalyesini böyle çeviriveriyor filan. Onunla temas edemedi. Sonra baktım merdivenden yavaş yavaş Selçuk Bey geliyor. Selçuk Özçelik geliyor. Ben dedim hocam. Hocam dedim şu anda ben Devlecik Fazıl Bey'de mevcut durumdayız. Bilir ki Şevçekler. Hiç başka profesör yok. Zaten onu dekanlık bilir dedi yürüdü. O da Gorkan'ın biri. O da yani böyle biri. Neyse biz oraya gittik filan. Bizi cumartesi günü serbest bıraktılar. Serbest bıraktılar ama bizi şeye götürdüler. Kumandanın yanına Mustafa Kemal Pekül diye bir kumandan, merkez kumandanı. O dedi ki işte memleket nazik günlerden geçiyor. İşte hukukçu arkadaşımızın da gözünden kaçmış. Bir daha işte böyle olmasın filan. Suçu kabul ettin mi diye beni bir azarladı usta. Yok suç yok ve hem dedi. Ondan sonra neyse pazartesi gene şey deriz filan dedi. Çıktık biz. Çıktık orada adam şeyleri, elma şekerlerini sopaya şey etmiş böyle gidiyor. Şuradan al bir tane dedi. Benim param yok dedim. Hakikaten parası da aldı. Beni yazar dedi. Ben de var dedi. Aldı geçti. Bütün subaylar da Necip Fazıl'a şey gidiyor diye hepsi sıralanmış. Biz de bakıp biz elmayı yalaya çektik gitti böyle. Birisi de 1963 yıllardı. Soma'da yedek subay öğretmendi. Akhisar'da cumartesi pazar arkadaşım vardı. Komünist ve Mücadele Derneği'nin başkanı. Onun yanına giderdik. O sırada da orada halimiz, ahvalimiz filan diye Necip Fazıl'ın meşhur konferansına geri verecek. Her yere yazmışlar filan. Trenle gelecek. Biz de karşıladık böyle. Böyle gittik işte. Konferansı statta verdik konferansı. Sonra bir akşam namazında tam tesbihe kalmadan beni birini çekti. Ben bir eve götürdüm. Oradan ona eve yemeğe gidecektik. O arkadaşıma yani mühendis olan arkadaşıma demişler ki işte Necip Fazıl'a işte 90 günlük, 150 günlük iman atlasını basacağım diye para istemiş, senet verecek. Para istemiş. Şimdi ona sormuşlar, üstad bu parayı öder mi? O da demiş ki vallahi bu müminen iyisini bilir demiş. Benden de fırsat bulamıyorlar, soracaklar ama hep yanında durduruyor beni. Ben öyle götürdüler oraya, eve önce gittik. Şimdi şöyle bana sordular, öder mi dediler. Ben dedim, ben ona size bir soru sorayım dedim. De ki ödemedi, siz icraya verir misiniz dedim. Bak dedim, bir hafta evvel Zeki Müren geldi. Bu 3 saat üstadın konuştuğu yerde 1 saat konser verdi. Kim bilir ne kadar para aldı gitti. Öyle deyince Fehim Üçüşehir'in dayısı olur İsmail Sıtkı Sıdan diye Allah rahmet eylesin. O çıkartınca bunda hazır mıydı bu para? Küt diye 5 lini benden dedi attı ortaya. Şimdi o da bir otoparçası satan bir adam var. O da şöyle bak ötekiler arada zengin neydi? 2,5'u da benden dedi. Ne istediyse. Ama Hayrettin Bey diye toptan bakkal göçmen birisi var. O evin onun evin değildi. O camiyi de o yaptırmış. Bütün gözler onda. Yani o çoğun parasını verecek filan. İşte ama dedi gene biz bir senet alalım dedi filan dedi. Ondan sonra hallettiler meseleyi. Sonra ben onu gördüm. Vallahi bu kadar güzel kıl çeker gibi dedi bir şey etti, hallettim ki dedi. Hem bir şey aleyhinde de orada dedi. Hiç belli koymadım. Gönül rızasıyla de verdiler dedi. Şimdi tabii ikinci hatıram bu. Üçüncüsünde diğer bölümü alalım inşallah. Öyle mi? Evet, kabul ediyoruz sana. Ben şeyle, Bekir Ali Hoca'yla evet. Ömer Nasuh Efendi. Ömer Nasuh Efendi'nin mahiyetinde çalıştım ben şey olarak, rakip olarak çalıştım. Ve Pakistan'da çıkan bir artık da süre gayet sonuna geldik. Uzun bir zaman oldu. Değerli dostlar, katılımlarınızdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.
Abdullah Şıklar amcamıza hayırlı uzun ömürler diliyoruz, bereketli ömürler diliyoruz. İnşallah Yusuf İnan'a güveniyoruz. Buradan bu değerli adam bütün damlaları tek tek alacaktır. Yusuf'un da ümitli sabahında geliş. Son olarak istek var. Ayhan İnan beyefendinin o dörtlüğüyle bitirelim diyoruz sizin dilinizden. Tamam. Evet, Abdullah, tekrar olsun. Abdullah Şıklar beyefendinin sevdiği iki şeyle. Bitiriyoruz. Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederiz. Mikrofona gerek yok size. Üstadımız Ethem Çalışkan bunu yazdı. Çerçeveletlik yazhanede duruyordu. Şimdi evinde mi bilmiyorum. Aziz dostum Abdullah Şıklar'a diye gönül borcu. Bu dergâhta herkes yerini alır. Hakka yürüyenler yadıyla kalır. Bu dergâhta sevgi saygı tükenmez. Gönül borcu ödendikçe çoğalır. Biz de borcumuzu çoğalttık bugün. İnşallah ikinci Abdullah Işıklar programında buluşmak üzere. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz, hürmet ediyoruz.